Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berkay bugünkü yepyeni bir videomuzda videomuzun başlangıcını görmüş olduğunuz üzere bugün Dorsan'ın tekerlerini nasıl değiştirirsiniz Dorsan'ın tekerlerinde eğer çıkma varsa bunu nasıl giderirsiniz bugün bunu göstereyim çok basit aslında e, görmüş olduğunuz Tanju Volvo modu tamamen bir lokal moddur arkadaşlar bilginiz olsun herhangi bir şekilde normal mod değil e, bu lokal mod 1.39'un play'lerini kullandığı için e, ön tarafındaki o sarı ışıklar Yanlardaki sarı ışıklar pek de bir yansıma yapmıyor. Normalde gündüz ışığı var e, farda. Ama velakin sarılar yanıyor ama yansıması yok mesela. Gündüzlüğün daha belirgin olması lazımdı. Onlar belirgin değil. Şu, bakın normalde şu beyaz yanan yerde de olması gerekiyordu. Her neyse bunun paylaşımı yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sınırlı kişilerde var bu mod. Paylaşımını yapmıyorum ben. Ta ki modun sahibi izin verene kadar. Her neyse yapmamız gereken ilk işlem hızlı kayıda almak. Hızlı kaydımızı alırken global olarak skill lock tuşu ama ben del tuşuna atadım veya sizlerde hangi tuşsa o tuşla hızlı kaydınızı alın. Sol üstte de gördüğünüz üzere. Eğer ki kodlama sırasında e, hata çıkıyorsa e, hızlı kaydınız alınmıyorsa hızlı kayıt aldığınız halde de gamesi bozuk ve yanlış şekilde çıkıyorsa onun için açıklamada mevcut olan kodlamaya başlamadan önce yapılması gereken altlı videoyu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hızlı kaydımızı aldık. Masa üstüne dönelim. Masa üstüne döndükten sonra ise herhangi bir dosyanızı açın. Dosyanızın içerisinden belgeler. Buradan Eurotrack ve buradan ise profilinizi bulun. Profilinizi bulduktan sonra eğer birden fazla profiliniz varsa saat ve tarihi aynı olan veya yakın olanları açın. Save deyin. Quick save deyin. Gamesi dosyanızı tutup Serial Desk Bencher'i e sürükleyin. Siyah bir ekran açılıp kapandıktan sonra Gamesi'nizi not defteri veya not plus ile açabilirsiniz. Herhangi bir sorun yok. Ben buralarda dorsenin tekerlerini denediğim için kodları hepsini tek tek kendim aldım, hazırladım. Birkaç tanesini. Kron tekerleği de nasıl yaparsınız onu da göstereceğim şimdi. Şöyle sizler ilk açtığınızda bu şekilde bir ekran gelecek karşınıza. Geldikten sonra ise şimdi eğer birden fazla dorseniz varsa sizler e, arama kısmına e, R alttan tire tire yani teker yazdığınızda birden fazla teker çıkacak. Dorsenizin tekeri, aracınızın tekeri vesaire bunlar çıkacak. Ve bunların önüne geçebilmek için bizi tek bir dorsemizi değiştireceğimiz için e dorsemizin plakasını öğrenmemiz lazım. Bunun için ise e, aracımızın arka tarafına geçiyoruz ve plakamıza bakıyoruz. IK 112. Geldik buraya. Buraya yazıyoruz. IK boşluk 112. Yazdıktan sonra dorsemizi bulduk. Dorsemiz buymuş. Evet, seni kendi box dorsesi. Buradan tekerlerimizi bulmamız lazım. Bu tekerlerin kodu ne? R alttan tire, tire olacak. Yani tire yazı e, söylendiği gibi tire olması lazım. Azıcık aşağı indiğimizde bir tanesi karşımıza çıkıyor zaten. E, yine aynı şekilde kendi blog sayfamda hazırladığım yazı da burada rahatlıkla bulabilirsiniz. Buraya geldikten sonra ise ben bu araya video koyacağım zaten. Bu şekilde Dorsen'in fotoğraflarını, e, tekerin fotoğraflarını vesaire çektim. Burada birinci tekerimiz, ikinci tekerimiz 3, 4, 5 ve 6 olmak üzere 6 tane teker ekledim. Eğer benim koymadığım sizin bildiğiniz tekerler varsa bunu da bana söylerseniz ben yine buraya eklerim. Ben zaten bir tanesini göstereceğim. Ee, ve bir tane de çözümünü göstereceğim. Bunun çözümü ne olacak? Şimdi biz tekerimizi koyduğumuz zaman bunun gibi dışarıda kalacak. Bu dışarıda kalmasını önlemek için de geri içeri koyabilmemiz için. Ee, şurada yazdım zaten. Bu kodu silmemiz lazım. Onu da göstereceğim. Şimdi örnek olarak ben geleceğim. Diyorum ki işte genel olarak bu teker kullanılıyor. Bu teker güzel bir teker aslında. Diyorum ki ben bunu koymak istiyorum. Tamam. Ee, biz R teker mi demiştik? Pardon, o I, R teker R diskmiş. Pardon, özür dilerim. Tamam buradan yo R teker'e geliyoruz. Evet, evet doğru özür dilerim. R teker'e geliyoruz. Sizler burayı direkt ben de yapıştırıyor da bilirsiniz. Ben yine böyle koydum da iş bağında vesaire. Sizler geliyorsunuz bu iki tırnak arasını kopyalıyorsunuz. Aynı şu şekilde iki tırnak arasını kopyalım. Not defterinize gelin ve burada doğru tekerleri olacak zaten. Ee, ben buraya kronları koydum. Şu anda üstünde kron yok. Ha, kron var. Evet. Ee, normalde geliyorsunuz buraya yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Ben yine kronu da verdim. Kron tekerde e, en alttaki şu. Zaten burada da yazıyor. Kron diye. Kodu yapıştırdınız. Azıcık daha aşağı iniyorsunuz. Yine R tire olacak. Aynı şekilde bunu da yapıştırıyoruz. Az daha aşağı iniyoruz. Bakalım başka var mı? Bir tane daha olması gerekiyor. Kaç tane tekeriniz varsa o kadar olması gerekiyor. 3 tane vardı. 3'ünde yaptık. Tamam. Kaydettik. Kaydettikten sonra oyunumuzun içerisine geri dönüş yapıyoruz. Tekerlerimiz gördüğünüz üzere Kron senin tekerleri diye yazıyor zaten. ESC bastık. Kaydet yükle, yüklü Oyunu yükle. Evet diyoruz. Hızlı kaydını yüklüyoruz. Hızlı kayıdımız yüklendikten sonra ise zaten tekerlerimiz gelip kontrol ettiğimiz istediğimiz tekerler takılmış olacak. Ama ve lakin e, ben de şu anda böyle tam oturmuş durumda. Çünkü bu tekerler de tam oturuyor. Dışarı taşan tekerleri eklemek istersek arkadaşlar örnek babamda şunu göstermem gerekirse eğer, biz bu tekere koyalım. E, siz normal teker değiştirmek istiyorsanız bu kadardı video. Ama eğer ki siz bu tekeri takmak istiyorsanız ve taktığınız zaman da böyle taşmasını istemiyorsanız izlemeye devam ediniz lütfen. Bu kodu kopyalayalım. Yapıştıralım. Kodumuz neredeydi? Ha, yani şuradaydı. Ben bunu silmiştim. Yukarı doğru çıkalım. Burada bir tane daha olacaktı. Şu aşağıda sanırsam. Pent yok. Tamam yukarı doğru çıkalım. Bir tanesi burada bir yerde olması lazım. Hop diyor. Disk diyor. Şu. Bir tanesi bu. Bir tanesi de az daha yukarıda olacaktı. Burada bir yerde olması gerekiyor. Bizdeki kod değil mi zaten? Değilmiş. Tamam bu. Bunu da ekledikten sonra ise oyunumuzun içerisine girelim. ESC kaydet yükle, oyunu yükle, yükle ve evet dedikten sonra istediğimiz dışarıya taşan doğru set tekerlere gelecek. Bu Lowrider'ın e, ee, Lowrider mı? Galiba Lowrider'ın doğru sesi olacak. Şey, doğru set tekerleri olacak. Evet gördüğünüz üzere şöyle bakın dorsemizden dışarı doğru çıkıyor. Bunu da kullanabilirsiniz. Herhangi bir sorun yaratmaz diye düşünüyorum. Trakis de hiçbir bilgim yok. O Tabii sizde traksempi MP arasında kalan bir şey. Şimdi bunu yaptık ama diyoruz ki işte ben bunun dışarıda kalmasını istemiyorum. Tam içeride olmasını istiyorum diyorsanız şu işlemleri yapmamız gerekiyor. Tekrardan kodumuza gelelim. Kodumuza geldikten sonra ise buraya geldiğimizde benim şurada da bahsettiğim gibi şu kodu aratıp bulmanız lazım. Arattığınızı birden fazla çıkacağı için siz hiç aratmadan direktmen e, bulun. Trailer Ardix yani e, şöyle göstermem gerekirse Redisk olacak. Onu bulup silmemiz yeterli olacaktır bizler için. Belki bir tanesi gözümün önünden kaçtı gitti ama. Mesela örnek babında silmek babında direktmen bunu komple edip silebilirsiniz. Ama şunu da yapabilirsiniz. Oyun her türlü çalıştıracak. Bir sorun yaratmayacak. Tamam en alttakini sildik. Gelelim şöyle. arfuk var. Ardisk. Şunu da silelim. Az daha yukarı çıkalım. Yine bir ardisk olacak. Evet bu da var. Bunu da sildikten sonra. Hop pardon. Bunu da tamamen sildikten sonra bir işlem kalmıyor. CTRL S ile kaydediyoruz. Oyunumuzun içerisine dönüyoruz. Gördüğünüz üzere araç dışarıda. Yani tekerler dışarıda. ESC. Kaydet yükle. Oyunu yükle. Yükle ve evet dedikten sonra ise doğrusu tekerleri dışarı taşımak yerine tamamen içine oturacak. Çünkü normalde jantın ortasından e, alıyor. Bu arada aracım yine lokal. içinde lokal ile doldurdum. Şurada küçük bir patlak var da sorun yaratmaz benim için. Geldi gelip baktığımız zaman da yine a aynı. Arkadaşlar şurada küçük yanlışlıkla bir tane şey silmişim de özür dilerim. Sizler zaten iki tırnak arasını sileceksiniz. İki tırnak sildikten sonra bir sorun yaratmayacak. Kaydet yükle, oyunu yükle, yükle ve evet sonra çalıştıracak. Ben her videoda nedense böyle küçük küçük hata yapıyorum da ama sonrasında bildiğim için konsolda yazıyor. Hemen rahatlıkla bulabiliyorum. Sizler de bu şekilde de yapabilirsiniz. Gördüğünüz üzere arkadaşlarım. Böyle tekerlerimiz içeride girmiş oluyor. Tam da olduğu gibi. Herhangi bir sorun çıkarmıyor. Aracı şöyle kontağı açık bıraktığımızda gördüğünüz üzere aksımız kalkıyor. Bir sorun da yaratmıyor. Aracı ileri geri oynattırmak gerekirse de göstereyim. Ses modu kullanıyorum. Bilginiz olsun. Bakın sorun yaratmıyor. Siz. Gördüğünüz gibi herhangi bir sorun yaratmıyor. Hatta şöyle baktığımızda dorsi frenleri çalışıyor. Herhangi bir sorun çıkarmıyor arkadaşlar. Bu modumuzda bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.